Özellikle şebeke suları günlük ihtiyaçlarda kullanılıyor. Ve bu hem Sağlık Bakanlığımız, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüklerimiz, belediyelerle kaymakamlıklarımız hep birlikte her gün bu takip edilmektedir. Ve içme suyu ihtiyacı ise bölgeye sevk edilen ambalajlı sular ile şu ana kadar sağlanmıştır. Sağlanmaya da devam edilmektedir. Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı içme suyu adedini söyleyeyim. 1 milyon 200 bin adet. Şimdi dün akşamdan itibaren böyle bir şey çıktı. Hatay'ın suya ihtiyacı var. Anlıyorum ki üzülüyoruz da. Yani biz bu masanın etrafında hepimiz çalışıyoruz. Burada Jandarma Genel Komutan Vekilimiz de var. Burada hem bu bölgeden hem de Suriye bölgesinden sorumlu tüm generalimiz de var. İl Jandarma Komutanımız da var, Emniyet Müdürümüz de var. Hepimiz çalışıyoruz, herkes çalışıyor. Şimdi olmayan bir şeyi, yani ufak tefek eksiklik bir yerde olabilir, bir kişinin kendi adına bu talebi olabilir ama bu İstanbul'da da olabilir, bir başka bir yerde olabilir. Ama burada sabahtan akşama kadar yani depremzedelerimize ulaşmak, onların bütün eksiklerini karşılayabilmek için canhıraş bir mücadele var. Fakat öyle bir sosyal medya dalgası yayılıyor ki bu hakikaten hepimizi hem üzüyor hem de bazen çalışmaktan da alıkoyuyor. Bazen planlamamızı da alt üst ediyor. Burada bir plan çerçevesine gidiyor. Planlamamızı da alt üst ediyor. Yani sadece bir takım siyasi sahiplerle veya burada görev yapan arkadaşların moralini bozabilmek için bir çaba ortaya konuldu. Apaçık ortadadır. Yani 1 milyon 200 bin sudan bahsediyorum. Bugün dağıtılan. Biraz önce Okay Valimiz, Erzurum Valimiz bütün rakamları tek tek geçtik. Ve burada bütün konteyner kentlerimiz var, çadır kentlerimiz var, aş evlerimiz var. Ve her biri bu ihtiyaçları karşılayabilecek ölçüde. Eksik olmaz mı? Ya eksiksiz Cenab-ı Allah'tır. Hepimiz eksiyiz yani. Eksik var. Ama yani suyla ilgili böyle bir talebi biz öyle veya böyle bir yerde bir rastlamamız lazım. Muhtarlarımız arandı, kaymakamlarımız arandı, belediyelerimiz arandı. Bildiğiniz bilmediğiniz bir yer varsa bize söyleyin. Ama anlıyoruz ki birileri buradaki vatandaşlarımızın bir vesileyle eksikliğini giderebilmek için elinden gelen gayreti gösterirken buradaki süreçler içerisinde herkes. Ama öteki tarafta meseleyi manipüle etmek, yanlış ve yalan üzerinden beyanda bulunmak ne kadar doğrudur onu bilmiyorum. İşte 22 mahalleye su verilemiyor. Ya nasıl verilsin? 22 mahalle yıkık. Yani biz hangisini düzeltelim ve neyi düzeltelim? Burada sadece 16 belediye, Hatay'ın büyükşehir ile ve ilçe belediyeleri birlikte buranın suyunun vatandaşlara ulaştırılabilmesi için hep birlikte çaba sarf ediyorlar. Gövdelerini taşın altına koymuşlar ve mücadele ediyorlar. Bunu bu şekilde değerlendirmek insafla da bağdaşmıyor. Vicdanla da bağdaşmıyor, ahlakla da bağdaşmıyor. Ama ve buradaki insanların karşı karşıya kaldığı, depremzedelerin karşı karşıya kaldığı afete yalanlar üzerinden başka afetler ekliyorlar. Bunun doğru olmadığını söylüyorum. Bu yalan. Bunu da bir şekilde anlatmak durumundayız.